Merhabalar tekrar. Üretirken bölümüyle devam ediyoruz. Böyle gülüyoruz biz ama yani. Kameraya konuşma. Evet. İlginç bir deney. Arada bir de şeyi tazeleyelim. Biz ne yapıyoruz yani? Tamam, ben hiç onu yapmıyorum. Biz ne yapıyoruz? Çamtepe Yaşam Kütüphanesi'nde her hafta buluşuyoruz Güneş'inle ve ekolojik dönüşüm rehberi Viktor'un Güneş her şey birbirine karıştı. Viktor'un ekolojik dönüşüm rehberini her hafta bir adımını okuyarak devam ediyoruz. Ve sohbet ediyoruz. Çamtepe'nin kütüphanesi, yaşam kütüphanesini işte bilenler bilir, bir sürü kitaplar var. Tabii tek yani bu kitap böyle incecik bir kitabı 12 haftada bitireceğiz ama daha kalın bir sürü kitabı da birkaç haftada mesela belki bitireceğiz. Öyle planlarımız var bakalım. Biz izlemeye devam edelim yani. Güzel oldu, tazeleme. Evet. Evet, bugün de üretirken konusuyla devam ediyoruz. Evet, beşinci Beşinci. bölüm. Neslimizin devamı için insan üretiyoruz. Yediklerimizden, içtiklerimizden dışkı, enerji üretiyoruz. Geçmişte doğaya sınırlı müdahale ederek ürettiklerimizle yaşam sürdük. Peki para kazanmak için üretmek, daha çok, daha iyi, daha zenginlik için üretmenin doğal sınırlı kaynaklarının miktarı, adil paylaşım ihtimali, ekonomik kalkınma, toplamda yaşam tüketmek mi yaptığımız? Aa, çok güzel bir konu bu. Evet yani bu konu hakikaten ben de geçenlerde bu şeyi hep şunu düşünüyorum mesela bunu yani yıllar önce işte 2099-2000 yıllarında Doğal Hayat Koruma Derneği'nde çalışıyordum ve vapura biniyordum. Eminönü'nde iniyordum ve Doğal Hayat Koruma Derneği'ne gitmek için Büyükpostane Caddesi'ne gidiyorsun. Şeyden geçiyordum. Mısır Çarşısı'nın içinden geçiyordum. Orada yani tabii aktarlar falan var yani bir sürü baharatçılar var. Mısır Çarşısı öyle biliniyor ama o kadar fazla hediyelik eşyacı var ve bir sürü şey var. Bir de Mısır Çarşısı'nın dışında bir alt pasajdan geçiyordum. Alt geçitten. İnanılmaz derecede bir şeyler üretiliyor. Yani orada Tahtakale'de var, şeyde var böyle çok fazla şey üretiliyor ve bu üretime gerçekten canlı dayanır diyordum. Yani doğanın canı nasıl dayanır? Çünkü o kadar fazla üretiliyor, o kadar fazla üretiliyor ve o kadar gereksiz ki o üretilen şeyler. Yani çok çeşit var bir kere, aşırı miktar olarak çok fazla ve bütün bunlar için yani sadece üretimini düşün, ham maddesi, işte doğadan gelen ham madde, mesela ahşap, oyuncak. Ama sadece ahşap değil, üstünde boya var. Zehirli boya. Kimyasal bir şey. Ondan sonra işte ne bileyim onu yapan bir alet var. Mesela yağ ile bir oyuncak düşün. O yayı yapan bir alet, onu ona takan bir şey. Onu, o bir paketin içerisinde plastik. Bir sürü plastik. O bütün onların hepsi için bir kutular var. Bir onlar için konteynerler var falan filan derken böyle kendimi kaybediyordum yani o üretim hikayesinin içinde. Ne kadar gerekli gerçekten ve bir de çöp oluyor. Hem üretim sırasında hem sonrasında çöp oluyor. Yani kendimi böyle işte armağan bana gelen hediyeleri ya da verdiğim hediyeleri falan sorgularken buldum böyle. O hediyelik eşya sektörünü falan böyle bayağı sorguladığım zamanlar olmuş. Yani hala yani sorgulamayı bıraktım ama yani aynı noktadayım. Dolayısıyla gerçekten üretmek ne? Yani ne kadarı gerekli? Çünkü şöyle de bir şey var yani onu söylemeden boş kalabilirim söylediğim. Üretimi arttırmalıyız gibi bir hikaye var ya. Yani geri kalmışlığın yani işte, üretim arttırmamız lazım. Çünkü ekonomik refah da gayri safi milli hasıla diye bir rakamla ölçülüyor. Yani o rakam ne kadar yüksekse o kadar refah içerisinde olduğumuz kabul ediliyor klasik anlamda.
Ama işte gayri safi milli hasıla ekonomisini konuşmak lazım belki detaylı bir şekilde bu başlığın altında birazcık da. Ekonomist de değiliz bu arada. Yani nasıl konuşacağız hiçbir fikrimiz yok ama konuşuyoruz. Geçen sefer de mimarlıktan konuştuk zaten. Böyle hadsiz bir Ya şeyimiz var. kendi deneyimimiz etrafında konuşuyoruz Evet. canım. Ben de burada evet aslında peki para kazanmak için üretmek kısmı dikkatimi çekti. Yani altını dolduramayacağım şu an ama sadece iyi bir soru hani ya benim de şu anda sorguladığım bir şey hani bir şeyler yaparken bunu para kazanmak için mi yapıyoruz? Yani işte ne bizi motive etmeli? Yani sabah kalkıp yataktan bir şeyleri ne için yapıyoruz? Hani bu para kazanmak çok iyi oturmuş bir sistem ya yani kalkıp çok iyi bir motivasyon. Sistem böyle çalışıyor. Para lazım gibi bir şey. Motivasyon olarak çok meşru bir motivasyon Meşru yani. bir Evet. motivasyon evet ve şey oluyor. Evet meşru olduğu için hani sen başka bir şey beni motive mi ediyor bir şey bir sorgulamaya başladığında şey gibi oluyor bu sefer. Nasıl diyeyim dışlanıyormuşsun gibi ya da böyle hani Eyvah, kız elden gidiyor gidiyor filan. gibi ya da hani şey hemen böyle böyle müdahale ediliyor yani hani aman oraya kaymasın kafan falan gibi bir şey olabiliyor. Ya bir yandan haklı bir durum. Evet ihtiyaçlarımızı parayla gideriyoruz birçok ihtiyacımızı. O yüzden bilmiyorum bakalım hani okudukça ben de daha iyi algılayacağım ama iyi, benim sorguladığım bir yer olduğu için dikkatimi çekti bu Burada cümle. tabii bir yandan da hani parayı para kazanma geçim meselesini eleştirmiyor. Burada para kazanmak için üretmek yani daha çok daha iyi ihtiyacımızdan fazlası için hani Evet. birikim. Burada esas mesele aslında bence birikim. Birikim. Yani birikim, biriktirmek doğada sorumlu bir eylem ya. Yani bir yerde bir şey birikiyorsa orada işte entropi artıyor. Hep anlattığımız hikaye. Entropi artıyor ve entropinin artması demek aslında canlılığın yok olması Evet. demek. Yani Çürümeye geçiyor yani. çürüme döngüsüne geçiyor. Ve bir şeyin bir yerde birikmesi istenilen bir şey değil. Yani doğal örüntüler bu tür birikmeleri bertaraf eden süreçler geliştirmiş. Yani doğanın içerisinde bu süreçler var. İnsan toplumlarında bu birikim ciddi bir sorun aslında. Yani her şeyi biriktiriyoruz. Yani çöpler birikiyor bir yerde. Ondan sonra yani fiziksel olarak diyeyim işte kimyasallar atılıyor, bir yutak bulunuyor. Oralara atılıyor, orada birikiyor. İşte efendime söyleyeyim ne bileyim kılıklı kıyafetti. Hani kendi gidip belediyenin koyduğu atık tekstil kumbarasına koyarsan orada birikiyor. Başka bir yerde birikiyor. Ve birikiyor yani üretilen şey sonuç itibariyle eğer dağılıp tekrar sisteme dönmüyorsa bir yerde birikiyor. Yani bizim dolabımızda birikmiyor olması birikmediği anlamına gelmiyor. Ya da işte ekonomik sistemin içerisinde para birikiyor. Hatta şu anda gerçek para bile yok. Dijitler var yani ve hani tahminlere göre bu mesele ciddi bir sorun olacak yakın bir zamanda. Yani olmaya başladı hani bankaların batışı vesaire. Yani paranın birikmesi de böyle bir entropik, büyük sistemin içinde entropik yaratıyor. Yükselten bir etken. Dolayısıyla burada daha çok, daha iyi, daha zengin olayım falan. Hani gerçi bu kavramları da tartışabiliriz, bağlamını değiştirebiliriz. Yani zenginlik ne demek? Sadece para mı mesela gibi. Ama bu anlamda bunun için daha çok üreteyim, daha çok üreteyim konusunu birazcık şey yapıyorum. Buraya altını çizmiş. Bu söylediklerin şimdi şey gibi, yani bir şeyin birikmemesi için aslında sürekli hareketin devam etmesi gerekiyor sanki. Yani çalışmak gerekiyor bir şeyin birikmemesi için. Ya yani evde bile öyle ne bileyim toz tutmaması için hareket gerekiyor, temizlemek gerekiyor gibi bir yerden. Sanırım oraya işaret eden bir tarafı var diye tahmin ediyorum şu anda. Evet, yani şey bir döngü içerisinde olması lazım. İşte hani şimdi mesela döngüsel ekonomi
kavramı var ya, yani bir süreç sonucunda oluşan atık başka bir sürecin girdisi haline gelebilir mi? Ve bu şekilde böyle zincir olarak sürekli maddenin döndüğü, hani doğadaki gibi madde sürekli dönüyor ya, enerji ve madde birbirinin içerisinde dönüşüyor. İşte insanın sisteminde de o atıklar başka bir şeyin girdisi halinde kullanılabilir mi acaba sorusu üzerinden döngüsel ekonomi kavramı var şu anda, hani uygulamaya konmaya çalışılan. Birazcık gene burada buralardan başlamış Viktor. Bir de aslında mesela kapitalist bir dünyada yaşıyoruz ama hani okuduklarımdan hatırladığım aslında kapitalizm iyi niyetlerle çıkmış bir sistem. Yani hani bir kapital sermayen var ve onu işletiyorsun ki pasta büyüsün. Pasta büyüdükçe içinde olan herkes ondan faydalansın. Pasta ne kadar büyükse herkes o kadar faydalanıyor. Yani aslında senin bir kaynak var. O kaynağı geliştiriyorsun. O kaynağı yine o kaynağı geliştirmek için kullanıyorsun yani. Aslında bu da bir döngü olarak hesaplanmış diye algılamıştım ama tabii ki günümüzde bu artık işte para sahiplerini besleyen kölelik sistemlerine dönüşmüş durumda ama aslında onu okuduğumda şaşırdığımı hatırlıyorum. Ama kapitalizm kötü bir şey değilmiş aslında diye. Evet, mesela Durukan'la konuşuruz bunu genellikle. Yani kapitalizmdeki esas sorun ne? Yani kapitalizm aslında çok ekolojik bir şekilde de Bilir, kullanılabilir. evet. Buradaki hikaye aslında üretimin kendi doğasından kaynaklanan bir şey var. Yani bir üretim eylemi varsa doğa için de geçerli bu. Mesela doğa bu kadar nasıl üretken olabiliyor? Aslında sadece yaşam bağlantı kurarak, o doğal örüntüler sayesinde gerçekleştiği zaman ortama bir bereket çıkıyor. Yani aslında hiçbir o ekosistemi oluşturan canlıların hepsinin birden tüketmeye kalksa tüketemeyeceği bir fazlalık ortaya çıkıyor ya. Üretimin doğası böyle bir şey. Yani bir şey üretmeye başladığın zaman, yani ne bileyim, mesela zeytinyağı üretiyorsun, değil mi? Zeytin üretiyorsun, yanında işte zaten şeye gidiyorsun, odun çıkıyor, odunları, hatta üretemiyorsun bile. Yani yetişemiyorsun o üretime. Ama ufacık bir zeytinliğin var, bir sürü şey üretiyor. İşte yeri geliyor, yabani ot üretiyor, yok kekik üretiyor, ondan sonra işte zeytin üretiyor, zeytin yaparsan zeytinyağı üretiyor, budadığın zaman odun, kereste yakacak malzeme üretiyor, ondan sonra işte dolaşırsan mantar üretiyor, işte süs bitkisi üretiyor, bilmem ne kökü üretiyor, bir sürü şey üretiyor. Ve bütün bunları aslında şey yapmaya kalksan, aslında seni doyurur, yedirir, içirir, üstüne bir sürü hediye olarak da dağıtırsın. Dolayısıyla herhangi bir üretim eyleminde bir fazla ortaya çıkıyor. Senin ihtiyacından fazla ortaya çıkıyor. Bu mesele, yani bu artı değer denen hikaye başımızın derdi. Çünkü bu kimin? Kime ait? Böyle Üretene mi, sahip olana mı? kime? Birine ait olmak zorunda. Yoksa birisi zaten ona sahip olur yani. Yani insan kafasıyla baktığın zaman o sahipsiz bir şekilde orada duramaz. Biri sahip olur. Biri sahip olmak ister. İşte kapitalizmin zıt dediği nokta orada. Yani insanın Gandhi'nin dediği gibi, yani dünya hepimizi doyurur ama iştahımızı doyuramaz diyor ya. Yani insanın açgözlülüğünü doyuramaz. Yani açgözlülüğünü ne bir çözüm üretebiliyorsa bir anlamda, kapitalizm çok ekolojik de bir ekonomik model olabilir gerçekten. Hakkaniyetli olur yani. Ama oradaki mesele insanın açgözlülüğü. Şimdiye kadar olan toplumsal düzende bunu işte din, öğretiler, topluluk kuralları, değil mi? Hani etnik toplulukların vardır ya kendi içinde kuralları. Ya da işte onların inanç biçimleri, öğretileri. Bunlar engelliyor. Mesela ahilik diye bir
sistem var ya, yani Anadolu'da ortaya çıkmış. Hı. Tasavvuf altyapısıyla oluşmuş ama zanaatkarları üretimi, tam olarak üretimi, üretimin paylaşımını, nasıl üreteceğini, onu nasıl satacağını, o ticareti nasıl yapacağını, erdemli bir şekilde nasıl yapacağını Evet. şeye bağlamış, kurallara bağlamış, çok da sıkı olan bir teşkilat var yani. Evet. Anadolu'dan Adabı ortaya çıkmış bir teşkilat. öğretiyor. Adabı öğretiyor. Yani adaplı ticareti Hı. öğretiyor. Ve orada işte biriktirmek, yani öğretilerin çoğu da bunu engelliyor Hı zaten. hı. İşte zekat vermek nedir? Biriktirmeni engeller yani. Ve herkesin kendi şeyine göre zekat verdiğini düşün. Belli Hı. bir oranda, belli bir şeyde. Aç kalmaz ki o toplumda. Evet. Herkes belli bir refah seviyesine ulaşır. Kimse fazla zenginleşemez. Fazlalık dağıtılır ihtiyacı olan. Dağıtılır. Bir yerde birikmez. Yani dolayısıyla zaten bütün o kültürler bunu bulmuşlar. Yani biriken şeyin baş belası olacağını, Hı. kendi başlarına dert olacağını bilmişler ve bir sürü yöntem geliştirmişler. İşte potlaç bunlardan biri Hı. mesela, işte çeşitli bayramlarda işte Afrika'daki kabilelerde mesela yakıyorlar. Hı. Battaniye üretiyorlar. Mesela fazla battaniye. Kimin? Hı Herkesin hı. battaniyesi var. E bu fazla kimin? Hı. Yakalım onu. Yok edelim. Fazla kalmasın. Fazla kalmasın. Çünkü kalması olmamasından daha büyük sorun. Evet. Onu görüyor, onu biliyor. Yani üretimin böyle bir şeyi var. Bakalım buralarda nasıl bir Hadi yolculuk bakalım. şey yapıyor. Bekliyor bizi. Bir yıl boyunca ürettiğim hizmet ürünle aşağıdaki sayıda insan temel ihtiyaçlarının en az %1'ini karşılıyor. Sıfır. Sıfırdan başlamış. Yani kendim için yaşıyorum sıfır Hı sayıya. hı. 100 ve üzeri kişi. 100 Temel kişi. ihtiyaçlardan bahsetmiş bir de. Yani çünkü bu şey için dikkatimi çekti, temel ihtiyaç hani. Yani biz ya çoğumuz böyle daha çok entelektüel işte kültürel ne bileyim kurumsal üretimler yapıyoruz ya hani baktığımızda ortaya koyduğumuz hepimizin ortaya koyduğumuz iş var ama Temel ihtiyaç temel var. ihtiyaç mı? O beni çok düşündüren bir konu zaten. Bu da ilginç olmuş. Yani Yani bir gıda mı üretiyorsun, ya da evet. işte içtiği suyu mu temizliyorsun, ya Hı da evini onarmasına mı hı. yardımcı Hı oluyorsun? Yani ürün hizmetin temel ihtiyaçlara yönelik mi? hı. Hı. Ya da en azından sadece onu yapmayabilirsin ama belki yaptıklarından bir kısmı temel ihtiyaçlara hitap ediyor mu? Ediyor mu? Evet. Ve bu sayı da gerçekten mesela sıfır olabilir. Yani Olabilir. Çok bayağı yaptığın sert bir soru. bayağı sert bir soru ve pek çok insan gerçekten bütün vaktimi neye veriyorum diye düşünebilir. Evet. En az %1'ini diyor bir de. Evet. Yani sıfırın %1'i gene sıfır zaten. Sıfır, sıfır noktasında çok fazla Evet. insan var. Evet, muhtemelen yani. Yani burada tabii temel ihtiyaç ne? Bunu da Bu da bir bir konu. konuşmak lazım. Yani temel ihtiyaç deyince genellikle hep böyle işte yeme içme, hani ölmemek Hı. üzere. Ama mesela sosyallik, mesela Hı. dertleşebilmek, mesela yani nedir bu temel ihtiyaç? Bu herkesten herkese göre değişir mi? Ya da işte ne bileyim, şimdi olduğu gibi felaket dönemlerinde daha herkesi kapsayan, Hı. daha standart bir hale gelir mi? Yani değil mi? Hani normalde şakır şakır su harcarken bir damla suyla elini yıkamadan günlerce Hı geçiriyor hı. insanlar. Dolayısıyla hani temel ihtiyaç zamana, şartlara Evet. göre değişir mi? Lüks ihtiyaç da öyle. Yani normal şartlar altında mesela işte eskiden öyleydi mesela. Eskiden psikiyatriste, psikoloğa falan gidenler böyle üst şeyden insanlardı. Şimdi herkesin bir şeyi var. Psikolog. Terapisti var, Ha. terapist. Evet. Terapistimle randevum var diye işte herkes. Yani bütün etrafındaki herkesin var. Bu mesela
Lüks mü? Yoksa temel ihtiyaç mı? Evet. Yani bence zamanın ruhunda bence temel ihtiyaç haline geldi. Yani yemek yer gibi dert anlatman gereken birisini tutuyorsun. Dinletiyorsun. Bunu senin için kardeşin yapamaz, annen yapamaz. Zaten yapmamalı. Evet. Yani yapamazlar. Mümkün değil. Yakın arkadaşın da yapamaz. Evet, bunun bir profesyonel bir tarafı oluyor yani terapist olduğu zaman. Evet, Objektif yani olması gerekiyor. evet yani hani şunu demek istiyorum. Terapiste takılmak istemiyorum ama yani psikolojik seviye sadece Evet. fiziksel ihtiyaçlar değil. Bu zamanın insanının hani temel Evet, ihtiyaçları evet, evet. içerisinde psikolojik, sosyal, kültürel şeyler de var. İhtiyaçları Yani da. ihtiyaçlar da var. Çünkü aşırı derecede zihinle yaşamış, zihin dünyasında yaşamaya başlamış bir türüz. Dolayısıyla zihinsel ihtiyaçlarımız da temel ihtiyaç olarak belki kabul edilebilir. Kesinlikle doğru. Ya bir yandan şu da var aslında yani mesela yani tamam sadece evet gıda işte barınma bu tip ihtiyaçların piramidin en altındakiler ama bir yandan işte dediğim gibi o hayat amacının olması işte motivasyonun olması bunlar da bence temel ihtiyaç mesela ve bunların olması için etrafında sosyal ve kültürel bir alanın da olması gerekiyor. Yani bunlar da aslında piramidin en altında kalıyor. Yani sonrasında belki yine lükslere ulaşıyoruz. Dediğin gibi zaman ruhu çok önemli bence de. Yani yaşadığın zamanda zamana göre çok değişiyor. Lüks olan ve ihtiyaç olan şeyler ama kültür ve sosyallik boyutu da kesinlikle. Çünkü öteki türlü etrafında insan olmaması, o tip şeyler, o ihtiyaçlarını karşılamamış olman da gene psikolojik olarak seni hareket edemediğin ve aslında ihtiyaçlarını karşılamadığın ve bunun bile farkında olmadığın bir yere itebiliyor bazen. Evet, itebiliyor. Yani mesela şöyle bir şey çelişki de olabilir. Depresyonda olduğu için etrafı temel ihtiyaç olarak kabul ettiğimiz gıdayla dolu olduğu halde yemeden içmeden kesilen Evet. ya da depresyonda olduğu için etrafında bir sürü sağlıklı gıda olduğu halde habire Abur abura cubura dadana mesela hani cubur. bu ne böyle bir şey meselesi var ya da işte ne bileyim dün bir arkadaşımla konuşuyordum. Galiba 2 gün daha İstanbul'a dayanamayacağım falan dedi. Yani işte çalışıyor, ediyor, koşturuyor, şey yapıyor falan. Ama orada hani dayanamayacağım kısmı yani çok temel bir ihtiyaç olarak aslında işte bu yakınlarda geliyor gidiyor falan. Buradaki sakinlik, sessizlik, doğa ya da işte buradaki kurduğu ilişkiler denebilir yani. Evet. Dolayısıyla hani temel ihtiyaç kısmını bu maddede 0 ila 100 üzeri kişi şeyinde aralığında önce benim için temel ihtiyaç ne sorusunu cevaplayarak başlasın. Bu testi yapmak isteyenlere bir önden öneri Evet. diye. Çünkü bu çok da kişisel bir şey aslında. Kişisel bir mesele yani. Evet. Bir sonraki adımımız. Bir yıl boyunca ürettiğim hizmet ürün temel yaşamsal bir ihtiyaç olmadığı halde aşağıdaki sayıda insanın yaşamına en az 3 gün giriyor. Bak bu tersten soruyor Evet. şimdi bunu. Yani kimsenin bir işine yaramayan bir şey yapıyorum ama en az 3 gün 10.000 ve üzeri kişi 300 ve daha Muhtemelen. az kişiyi indirecek. Yani aslında burada şey de diyor Victor canım yani ihtiyaç olmadığı halde bir şeyler diyor. Evet ama bu çok da fazla hayatı kapsamasın. Yani üretiyorsun üret ama çok da fazla hayatı kapsamasın. Çok fazla insanın çok fazla vaktini alan bir şey olmasın. Yani bu şey var ya mesela aslında dopamin bağımlılığı var ya dopamin bağımlılığı üzerinden çok fazla ihtiyaç olmadığı halde tüketilen şey var. Yani gıdanın içerisinde de var böyle şeyler. Çoğunluğu yani katkı maddeleri, tatlandırıcılar vesaireler.
gıda yediğini zannediyorsun ama aslında hiç ihtiyacın olmadığı halde. Yani beslendiğini zannediyorsun ama aslında tam tersine Evet. yani. Hiçbir şekilde beslenmediğin gibi bir de zarar verici. Ama onun dışında mesela bu entertainment, eğlence dünyası. Evet. Ya da işte cep telefonu. Sosyal medya. Sosyal medyanın içerisinde geçirdim. Orada işte diye uygulamalar. Şunlar, bunlar. Ya mesela onlar evet bu soruya bayağı hitap eden şeylermiş gibi. Ve tabii hani bu ana akım kapitalist düzende bir reklam şeyi var ya, iletişim meselesi var. İhtiyaç olmadığı halde bunun altını çizerek konuşalım. Yaşamsal bir ihtiyaç, temel yaşamsal ihtiyaç olmadığı halde öyle şeyler üretiyorlar ki aslında bir süre sonra ay çok büyük bir ihtiyaç o benim için delirtiyor mesela, aslında değil. Yani hiç normal. Kesinlikle öyle. Evet. Mesela şu meşhur her seferinde güldüğümüz benim çok çabuk alışıyorsun dediğim rulo mendil. Evet. Ya o kadar rahat bir şey ki. Yani hop hemen, Foşur foşur kullanılıyor. yani üçüncü günden sonra eğer bırakırsan, şalteri indirirsen şey şalterini, direkt bağımlısı olursun ve çok temel bir ihtiyaç olarak listede Kesinlikle. yerini alır yani. Peçete de öyle o aslına bakacak Peçete falan. olursan Evet. mesela yani benim o şeydeki tek devam ettiğim tuvalet kağıdı. Ama onun dışındakiler hani ne bileyim suyla ağzını yıkayabilirsin hızlıca hani daha geriye az çöp bırakarak falan diye ben de bu benim de kırmızı çizgilerimden biri yani o hakikaten iyi bir örnek bence tüketim şeyine ihtiyaçmış gibi görünen tüketimlere. Islak mendil. Islak mendil. Evet kesinlikle. Çok elzem. Ya ıslak mendil şey gibi olmalı. Ne bileyim böyle çok acil durumlarda aldığım bir ilaç falan gibi Evet, olmalı yani evet. aslında. Ama bizim hep çantalarda olan şeylere dönüşmüş durumda O insanlar. kadar fazla kullanılıyor ki. Evet. Ya o kadar fazla toz almak için ıslak mendil kullananı gördüm. Evet. Var. Şey, neydi stretch filmler mesela? Yani halbuki var bir çözümü çok kolay. Peynir Kaba ekmek gibi. koyabilirsin kapaklı kaplara yani ama bunlar mesela evet tam da senin dediğin şey yani bunlar ihtiyaç olmayan ve sanki çok ihtiyaçmış gibi markete girince koşturulup alınan şeyler haline dönüşmüş Evet, örnekler. yani o nedenle hani gerçekten ihtiyaç, temel ihtiyacım ne, ihtiyacım olarak kabul ettiğim şeyler ne, belki hani bundan önce yapılabilecek listelemeler ve bu ihtiyaçlarımı ikame edebileceğim, daha uzun süreli kullanımlı, tekrar tekrar kullanabileceğim, işte çöp bu hale getirmeyeceğim şeyler olabilir mi? Var mı Evet. karşılıkları? Bunları kullanmak için ne tür alışkanlıklar geliştirmem lazım? Çünkü şöyle bir şey var. Mesela naylon torba. Tamam, bir işte kanun çıkarıldı. Marketlerde 25 kuruşa satıyorlar mı? Evet. Neyse bilmiyorum. Hiç satın almadım. Çok saçma bir şey yani benim için naylon torba satın almak. Ama pazarlarda şöyle Evet. cami minaresinden dağıtır gibi naylon torba. Yani Batı'nın en hızlı naylon torba çeken tezgahtarları bizim pazarlarda. Ve mesela ondan daha hızlı naylon torba çekmezsen ya da bez çanta çekmezsen o çoktan aldığın şey bir naylon torbanın içine Evet. girdi. Ve sen onu istemiyorum desen de o torba çöp gibi bir şey oluyor. Çünkü Evet. kullanılmış oluyor. Ve istemiyorum falan diye önce durdurman gerekiyor. Ve bayağı zor durdurması. Yani öyle bir otomatik pilota bağlanmış ki o. Yani Mekanizma. patlıcanı aldı, tartlı torbaya koydu falan. Böyle bir döngüsel bir hareket oluşmuş orada Evet. yani. Naylon torba ürün ve tezgahtar arasında Evet. bir şey var. Üçlü bir bağlantı var. Çok güçlü ve üçlü bir bağlantı. Yani hiç eğer en ufak bir dikkatinden kaçarsa naylon torba ile dolu bir şeyin Doluyorsun. oluyor. Dolayısıyla bir alışkanlık keşfetmen lazım. Yani işte ondan daha hızlı sakın koyma falan demen gerekiyor.
O nedenle hani o tür hazırlıkları bir önden demiştik ya, hani bu rehberi kullanmaya başlamadan önce bir günlük tutmak, bir ön çalışmalar yapmak lazım. Bu da onlardan bir tanesi. Evet. Yaşamımda bir yıl boyunca tükettiğim ürünler için ortalama aşağıdaki sayıda insan bana düşen payı 5 saatten az olmayacak şekilde çalışıyor. Tabii 10 bin uzak ve doğu. üzeriden 300 ve daha az diye. Uzak doğu tipi üretim tam olarak bu şeyde. Ya buna dikkat edecek olsak, yani burada etiket okuma şeyine geçelim mesela. Etiket okuma alışkanlığımız olsa. İşte başta tekstil ürünlerine bakmak üzere. İşte o söylediğin hediyelik eşya şeyle de. Efendime söyleyeyim, elektronik eşyaların çoğu. Yani çok çok fazla miktarda gerçekten hani çok düşük ücretli işçi, çocuk işçi. Ondan sonra işte 5 saatten az olmayacak şekilde çalışıyor. Bu mesela, yani elektronik aks şeyde, işte telefondu, bilgisayardı, şuydu buydu. Zaten çok fazla bence o ayak izi. Ama onun dışında mesela tekstilde çok fazla. Ama onun dışında tarımsal ürünlerde de mesela kahvede, gene geldik kahveye. Şu kahveyi ne yapsak ya? Zapatista. Gerçekten kahve çok şey. Ama Zapatista da yok artık, var mı? Varmış, evet. Var Dün mı? konuştuk onu. Var. Varsa o zaman ona geçelim tekrardan. Kahve, işte kakao vesaire, vanilya, işte muz, bizim ülkemiz için çok geçerli değil ama muz gibi plantasyonlarda da aynı olay var yani. Bu tür lüks ürünlerin şey olduğu. Yani burada da o ürünleri bilmek, test, yani farkında olmak tüketirken belki tercih etmemek Yani o üretimin insani boyutunu bilmemiz çok fark önemli. etmek Çok iyi. önemli. Çünkü bu üretimler genellikle de kirli üretimler olduğu için insan sağlığını çok ciddi anlamda etkiliyor. Ve tabii burada bir de üretimde çok önemli bir şey. Üretenle kullanan, tüketen diyelim ona. Çünkü o üretim paradigmasının tüketicisi var. Kullanım daha çok bizim üretim paradigmamızın kişisi. Yani kullanan ve kullanmaya devam eden. Ama diğeri tüketiyor. Yani bitiriyor, çöp atıyor. Üretenle tüketen arasındaki mesafenin Aynen öyle, çok uzak olması. evet, bu çok kritik bir şey. Yani ya kendin üretiyor olman en sağlıklısı zaten, ama onu yapamıyorsan da nasıl üretildiğini birebir görüyor, şahit oluyor, el veriyor ya da işte bir şeyle takas ediyor ve ya, tamamen şahit oluyor olman gerek aslında. Yani en tek garanti şeyi bu. Yani şahit Hem oluyor, ne aldığını biliyor, ona razı oluyorsun ve verdiğinden de memnun oluyorsun. Yani o ilişki bozulduğu zaman satan içinde, alan içinde, aslında üreten içinde, tüketen içinde aslında karşılıklı razı olunmamış bir sürü süreç var. Yani şimdi düşün ki mesela, bir de hani bu internet alışverişi olayı iyicene patladı ya. Ayak izine olan etkisi, mesela işte bir sürü ürün denemiyorsun ya, deneyemiyorsun. Dolayısıyla üstüme olacak mı olmayacak mı, yakışacak mı yakışmayacak mı diye insanlar bilmem kaç çeşitten, bilmem kaç bedenden ayrı ayrı şey yapıyormuş. Muş diyorum çünkü bilmiyorum. Ismarlıyormuş. Ya alıyormuş, deniyormuş. Ondan sonra olmayan da bir iade ediyormuş. Ya şimdi şeyi düşün. İade ettin. Bir kere onu giydin, çıkardın sen. Ve onunla artık yeniden aynı şekilde satılamıyormuş mesela. Yani birçoğu. Çünkü işte buruşuyor, bilmem ne oluyor. Yeniden işlemden geçmesi gereken satılabilmek için. Kullanılmış, yani bir kere giyilmiş bir şey.
İki, kargo geldi gitti. Üç, ambalaj bilmem kaç kere. Zaten yapım sürecinde ta Bali'de, Bangladeş'te yapılmış şeyleri görüyorsun yani. Bir de bu ekleniyor. Hani o halbuki üreticiyle birebir olsa, yani mesela terzilik ne kadar güzel bir Evet ya. meslek ya. Yani inanılmaz bir şey yani. Bir de az olması ve öz olması, hani Az kıyafette öz. zaten mutlaka konuşuruz onu ama Evet. kalite artıyor ve uzun süre, ya yani bir kere yap ama tam yap mantığı yani aslında. Daha uzun süre gitsin. Daha uzun süre gitsin, daha tek olsun, Evet. şey olsun. Yani bu seri üretim, hani toplu taşıma gibi seri Evet. üretim de çok sorunlu bir şey Evet, bence. Gayri kaliteli bir insani. şey. Üreten için de, tüketen için de. Çok gayri insani. Evet. O seri üretim hikayesi. Yine orada da dediğin gibi mesafe konusu, işte kargo, uzaktan alışveriş, internet alışverişi meselesinde de o kritik bir şey yani. Alacağın şeyi şahit olmadan almak, o işte insandaki o farkındalığı düşüren bir durum oluyor aslında. Yani gene sınırsız kaynak varmış gibi yani, kargocu da sana çalışsın. O da bu da işte eline gelsin, tekrar gitsin. Bu algıyla yaşamak bence biraz bizi şu an yaşadığımız krizleri bu hale getiren, dünyayı bu hale getiren şey bu algı gibi geliyor bana. Evet. Yani hem öyle hem de aslında üreticiden kopan bir tüketim algısı. Yani oradaki üretim süreçlerinde neler oluyor, hangi insanlar, nasıl şey falan, bütün o döngüden kopmuş bir algı. Zaten o zaman şey gibi oluyor, yani her şey market rafında. Yani market rafı hep dolu ya, o zaman kıtlık yok. Yokmuş gibi algılanıyor. Ama var. Yani arka planda kuraklık var, arka planda ekilemeyen tohumlar var, arka planda şu var bu var, ama mutfak şey market rafları hep dolu. Yani tamamen sanal bir şey aslında, Evet. yani o an alıyoruz ama hani şeyi düşün, gerçekten kıtlık var ve artık market rafı da dolu değil. Yani o şoku düşün Evet. mesela, şok yani ve hiçbir hazırlığın yok buna gibi yani. Evet. O kopuşun bedeli çok ağır oluyor. Ağır. Bir yıl boyunca benim ihtiyaçlarımı karşılamaya yönelik tüketilen elektrik enerjisi ve fosil yakıt miktarını hiç bilmiyor ve ilgilenmiyorum. Bilmiyorum, tahmin ediyorum, kabaca hesaplıyorum, biliyorum, azaltıyorum. Burada da aslında çok güzel bir şey, Evet. farkındalık Farkındalık giderek artıyor. Yani hiç bilmiyor ve ilgilenmiyorum dereceleri. falan. Ondan sonra bilmiyorum. Sadece bilmiyorum. Yani ilgilenmiyor değilim. Ama Ama bilmiyormuşum. bilmiyorum. Tahmin ediyorum. Kabaca hesaplıyorum. Biliyorum. Azaltıyorum. Yani işte eyleme geçti en sonunda. En Yani bütün sonunda. o altı şeyin en sonunda ancak eyleme geçiyor, azaltma. Demek ki bilmek yani beş kademe Evet. ama harekete geçmediğin zaman Altıncı. sonuç değişmiyor. Bir yıl boyunca benim ihtiyaçlarımı karşılamaya yönelik tüketilen elektrik enerjisi ve fosil yakıt miktarı, işte bak. Ben Demin bunu konuştuk bilmiyorum bunu. mesela. Ama ya o kadar şey ki, bir gün öyle hesaplayalım mı? Evet, çok iyi olur aslında gerçekten. Yani sadece şeyleri hesaplasak, hani nerelerden hesaplamamız lazımı hesaplasak Hesaplamak bile bir bile şey. bir şey yani. Çünkü kadar kayıpız ya. Burada çok kayıpız Kesinlikle. bence. Evet, şeyleri çıkarmak gerekiyor bunda. Kalemleri çıkarmak gerekiyor önce. Evet. Evet, yani şu an düşündüm, mesela arkada soba yanıyor. Sobada yaktığımız odun değil mi? Şimdi bir fosil yakıp şey Evet. yapmadık ama o odun budandı bir ağaçtan. Budanırken elektrik testere kullanıldı mesela. Benzin kullanıldı. Ondan sonra budanan büyüktü. Büyük uzun şeylerde. Sonra o bir traktöre Şeylerde. yüklendi. Ha, traktörde. Budandığı yerden buraya geldi. Ondan sonra tekrar bir şey keski geldi. Benzinle çalışan. Onları kesti etti. Yani sonuçta fosil yakıt
yakmıyorum, odun yakıyorum ama bir sürü fosil yakıt kullanıldı. Kullanıldı gene içinde. Yakılabilir hale geldi. Gene bence daha az indirilmiş gibi gördüm ben burada ama tabii bilmiyorum, hesap etmek gerekiyor. Yani bir depo Aha. benzin çok büyük, yani tabii ki gene bir Yok ayak hayır, izi alıp. şey değil yani, bir şeyi var. Yani düşünmeye başladığın zaman Ha acayip tabii, detaylarda onu var anlatmaya çalışıyorum. Yoksa kesinlikle tabii ki kesinlikle, yani evet. karşılaştırım olur tabii Evet. ki. Ama bir hesaplamaya başlarsam. Tabii. Çok detay var yani. Şimdi ben de geri gidip düşününce evet yani. Orada şey de var. İşte fiziksel enerji de harcanıyor. Odunların toplanması, yüklenmesi. Öyle evet. Yani bayağı zihin açıcı bir konu. Ya mesela bak, elektrik enerjisini burada Çamtepe'de güneşten elde ediyoruz ve çok sınırlı ya, pil sınırlı zaten. Ondan sonra hani belli bir miktar kullanabiliyoruz. O yüzden elektrikli aletimiz yok bizim. Yani buzdolabımız yok, işte çamaşır makinesi yok, bulaşık makinesi yok. Her şey manuel oluyor ve gıdayı da aslında çok uzun süre saklayamıyoruz. Serin yerde tutuyoruz. İşte et, süt vesaire onları sokmuyoruz. Mümkün olursa da, yani et zaten yok. Dolayısıyla yani ona göre şekillenen bir şey var. Aslında mutfağı şekillendiriyor. Ve şunu biliyoruz. Mesela kaç kişi bize şey söylemişti. Ya canım, alamıyor musunuz şuradan elektrik ya? Yani yazın ortasında soğuk su içememek mesela, ya da buzdolabının olmaması zorluyor bazı arkadaşlarımızı. Ve niye yani yok hani elektrik? Yani burada alamadım. Yok hayır, bu bir tercih. Bu sınırlarda kalabilmek bir yaşam bilgisi çünkü. O yaşam bilgisini korumak istiyorum. Evet. Yani dünyada her yer zaten fersah fersah kullanıyor. Ve hatta güneş enerjisinden elektrik elde eden arkadaşlarımız var evlerinde. Onlar da her türlü ihtiyaçlarını da kullanıyorlar. Ama hayır, buzdolapsız bir yaz olamaz mı? Yani bunu, ha bu arada bunu da şey, bir çilecilik olarak almadığımızı söyleyelim. Gönüllü sadelik kavramının içinde böyle bir şey de var. Yani imkanı olduğu halde yapmıyor. Ama bu bir çilecilik, kendine acı çektirme değil. Bir Evet, bir zulüm değil sınırı var yani. yani. Bir eşik var, Evet, evet. yani bunu deneyimlemek için istekli olma hali. Gönüllü saadet değil, gönüllülük oradan Evet. geliyor. Ürettiğim ürün hizmet karşılığında aşağıdaki oranının maddi bedelini alıyorum. %90'dan %10 ve 6'ya gidiyor. Maddi bedelini alıyorum. Ürettiğim ürün hizmet karşılığında aşağıdaki oranının maddi bedelini alıyorum. Yani burada şunu demek istiyor. Aslında %10 ve altının maddi karşılığını alman yeterli. Evet, Öyle çok bir şey ilginç bir yap ki şeymiş diyor. bu. Öyle bir şey yap ki ürün hizmet olarak. %10'un ve altından para kazan, yani para kazandığın kısmı, o işinin para kazandığın kısmı, daha doğrusu para kazanmadığın kısmı, para kazandığın kısmından çok daha fazla senin yaşamına katkı getirsin. Ya para kazanmakla uğraşma diyor Uğraşma. aslında. Zaten parayla alacağın şeylerin çoğunu ürünü Evet. üretirken almış ol. Para da Evet. bonus olsun. Evet, yani bu nedir? Mesela işte temel ihtiyaçlarınla ilgili birinci maddeye giriyor. Yaptığın iş temel ihtiyaçlarla Evet. ilgili bir şey. Kendi temel ihtiyacını karşılamaya yönelik yap diyor bir şey. Yani en başta kendi temel ihtiyacını karşıla, fazlasından Kazanç, ekonomik kazanç kazanç elde yani. et. Evet, çok güzel. %10'u diye tanımlanmış. Burada yani mesela gönüllülük konusunu da bence koyabiliriz. Neden koyabiliriz? Çünkü
bir konuyla ilgili gerçekten, ama gönüllülük dediğim zaman bu şey ucuz iş gücü ya da işte bilabedel kendini saçını süpürge etme falan halinden bahsetmiyorum. Bir işe gerçekten gönüllü bir şekilde işe kendini vermekten bahsediyorum. Hakikaten de bir işe kendini verdiğin zaman bir şekilde eğer bu temel ihtiyaçları karşılamaya yönelikse hiç tahmin etmediğin yerlerden senin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak bir şeyler olmaya başlıyor. Yani bunun örüntüsünü, bunun mekanizmasını, dinamiğini muhakkak bilimsel olarak anlatacak birileri vardır. Ama benim tecrübe olarak aktarıyorum ben bunu. Yani mesela gıda topluluğu ya da bir grup insana bir üreticinin ürünlerini satmak isteyen bir üretici var. Ve bu üreticinin ürünleri çok güzel. Bunlar birilerine ulaşsa ne güzel olur diyorsun içinden mesela. Ve eşine, dostuna, arkadaşına diyorsun ki işte falanca dağ köyünde neredeyse yarı yabani elmalardan yapılmış, geleneksel usulle yapılmış ama son derece sağlıklı koşullarda bir orman aile, ormanda yaşayan bir orman köyünde yaşayan bir ailenin geçim kaynağı olarak yaptıkları elma pekmezi var. Bu elma pekmezini almak ister misiniz diyorsun. Ürün fazlası varmış diyorsun. İşte satmaya çalışıyorlar diyorsun. Ondan sonra bu bir organizasyon ya. Aslında bunu gönüllü olarak yapıyorsun. Bundan bir kazancın yok. Ama bu organizasyonun sonucunda kutudan 1.000, 2 kilo daha fazla sana hediye olarak konmuş bir pekmez geliyor. Yani bunu bir sürü şey noktada yaptığını düşün. Gelen şey miktarını düşünebiliyor musun? Ya da ne bileyim işte ürün biraz daha fazlasını koymak. Mesela adetten ya. Ya bir şeyler birikiyor. Birikmeyi bırak yani ambarın hiç boş kalmıyor. Yani biz sadece hani gıda konusu bunu hep söylüyordum ben. Gıda konusunun bir köşesinden biraz daha derin ilgilenmeye başla. İster üret, ister ondan öbürüne ürün gönder. İster bunun aracılığını yap. Hiç fark etmez. Ambarda bir doluluk oluyor. Yani o eylemin sonucunda oluyor. O eylem sırasında oluyor. Hiç para kazanmasan dahi. Bunun için bir para almasan dahi. Kazanmayı bırak. Bu hizmetin bedelini de almasan dahi. Bunun sonucunda bir bolluk oluşuyor ve o bolluktan sana da bulaşıyor. Dolayısıyla burada bunu söylemeye Evet. çalışmış. Doğru dedim. Çok ufak bu ama Yo, çok çok önemli yani çünkü güzeldi. bir yaşam felsefesi bu aslında. Evet, kesinlikle. Üretimim için gereken girdi, bilgi, hizmetin aşağıdaki oranına maddi bedel ödüyorum. %90 ve üzerinden %10 ve altına. Bil diyor yani. Yaptığın işi bil. Başka Evet. bilgi girdi ve bilgi için yani bil ve kendi içinde o iş tam olsun. Yani girdi dediği şey mesela sen bahçeyle uğraşıyorsan tohumun senin olsun yani. Dışarıdan tohuma ihtiyaç duyma. Ya da işte bir tarım işine giriyorsan, bahçe işine giriyorsan danışmanlık alma yani. Öğren, kendin yap. %90'la başla. Hiçbir şey bilme, hiçbir girdin yok ama zaman içerisinde bunu %10 ve altına indir diyor. Yani yine bu daha önceki haftalarda da konuştuğumuz kendi İhtiyacını kendin giderme becerisi kazanmak aslında temelde. Evet. Üretimimden kazandığım maddi gelirin aşağıdaki oranını doğrudan toplumsal fayda için kullanıyorum. Yine toplumsal %1'den kısma geldik yani oradan bir çıkamıyoruz. geldik. %1'den %80 ve 80. üstüne çıkmış. Evet. Bu ne şimdi? Yani kazandığım maddi gelirin aşağıdaki oranını doğrudan toplumsal fayda için kullanıyorum. Aslında demin kapitalizmde anlattığım şeyi hatırlattı bana. Yani yine kazancın böyle gene biriktirmemek aslında. Birikim yerine birikime dönüşmesi, orada şişmesi yerine yine sisteme
sistemi çalıştırmak için kullanılmaya devam edilmesi gibi canlandı kafamda. Tabii yani sistem çalışacak. O sistemin bir parçası olduğum için bana da hani komşu Payı da pişer, payına düşecek. bana da düşer. Evet. Çünkü o sistemin çalışması, yani benim yaptığım üretim ya da hizmetin bir işe yarayabilmesi için bir sistemin çalışması lazım. Yani başka insanlara ihtiyacımız var. Kendi başımıza yaşamadığımız gibi. Dolayısıyla o sistemin içerisinde ben o sistemin çalışması için bir katkıda bulunuyorsam, o sistemde benim ürün ve hizmetimin, yani verdiğim şeyin aslında karşılığını bütünden alıyorum. Evet. Birebir insanlar, yani kapitalizmde doğrudan şey var değil mi? Yani şu anda bireylerden tahsil ediyor. Evet. Kendi masrafını ve karını bireylerden tahsil ediyor. Ama bu sistemde sistemin kendisine yatırım yaparak o fazlayı, herkes o fazlayı, o zaman sistemden tahsil ediyor. İkisi arasında çok büyük bir fark var aslında. Evet. Yani o zaman fakirleşmek diye bir şey yok yani. Sistem herkesin sistemi Sistem, çünkü. herkesin sistemi, şeyler, sınıf yok. Sınıflar arasında bir gelir farklılığı kalmıyor. Çok büyük farklılık kalmıyor. Yani tabii gene biraz daha zengin olur, biraz daha az şey olur ama yoksulluk, hani derin yoksulluk diyoruz şimdi ya mesela. Evet. Yani açlık sınırının altından bahsediyoruz. Yani derin yoksulluk çok büyük insanlık suçu. Yani bir toplumda eğer derin yoksulluk diye bir kavram varsa, bu kavrama örnek varsa, kimse rahat uyumamalı yani. Bir yerlerde birileri o haldeyse. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Üretim yöntemlerim bir yılda aşağıdaki sayıda başka üreticiyi doğa dostu yönteme, üretime ve bu yönde sürekli gelişmeye sevk ediyor. Sıfırdan yüzde üstüne. Yani öyle bir üret ki diyor. Mesela geçen sene Burhan'ın Çetbaşı köyünde, senin köyde, yaşadığın köyde, bizim vakıfın ufak bir şey var orada, ev var. Onun bahçesi var. Burhan orada bir bahçe yaptı. Yani nasıl bir bahçeydi o? Sanat eseri gibi bir şey yaptı değil mi? Ve herkesin çok ilgisini çekti. Yani bu tek, burada söylenen tek şey bu şey değil. Ama yani öyle bir şekilde üret gidiyor. Bolluk olsun, bereket olsun, lezzet olsun, sağlık olsun, güzellik olsun. Herkes özensin. Yani yaptığın şey insanları özendiren bir şey yap demek istiyor. Ve neredeydik bu? 8. madde. Doğal. Sekizinci madde değil. Yani sıfırdan başlıyoruz bu arada. Yüzde üstüne kadar çıkıyoruz. Gerçekten inanılmaz bir matematik. Yani dünyayı değiştirirsin yani. Böyle 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 düşünsene. Çünkü o zaman ne oluyor? Bu bir yandan da şöyle bir şey. İnsanları özendirirsen aslında sen yanına arkadaş kazanıyorsun. Tabii. Çünkü bu işler, yani bu işte ürettiğimiz ürün hizmet karşılığında maddi bedelini aldığın giderek azalması, bütün toplumun aslında bu şekilde seni besler hale gelmesi, sen onu beslerken, ama aslında o senin besler hale gelmesi, ancak birlikte yarenlik ettiğin insanların sayısının artmasıyla olabilecek bir şey. Dolayısıyla hani bu aynı zamanda yüz ve üstü demiş. Ama ne kadar üstü? Çok da üstü olmasa da olur. Zaten evet, müthiş bir sayı oluyor zaten bir yılda yüz ve üstüne ulaşıyor olsan. Ya Bütün kim, köyden bahsediyoruz evet mesela. yani şey, imkansız da değil diyecektim yani. Yapa 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 doğa yapa. dostu yönteme, yani gittikçe arttırabiliriz etki alanımızı aslında. Evet, yani böyle bir niyetin olursa. Bir yılda diyor. Evet. Bizden zaten 3 falan da var. Yani sıfırda kalmayalım da. Evet, sıfırdan çok olması zaten bir şey yani. Kesinlikle. Aldığım ürün ve hizmetin aşağıdaki oranda güvencesi olan doğa dostu ayak izi düşük kaynaklardan geldiğine emin olmak için gerekli bedeli ödüyorum.
Emin oluyorum bile değil yani. Emin olmak için gerekli bedeli ödüyorum. Evet, bu çünkü şöyle bir şey. Emin olmak için o demin söylediğim üretici tüketici arasındaki mesafe. Şimdi emin olmak için şunu şöyle bir şey var. Ya o mesafeyi geri geri sayacaksın, üreticiye doğru adım atacaksın. Evet. Gideceksin, o insanlarla tanışacaksın. Ya da insanlarla tanışacaksın. Nerede üretiyor, nasıl üretiyor, nasıl bir ahlakla üretiyor, nasıl bir kafayla üretiyor. Ondan da hangi şartlarda üretiyor, hangi tohumla üretiyor, hani tarım için söyleyeyim. Bütün bunları öğreneceksin. Bunları öğrenmek yetmez. Çünkü öğrenmek aslında bir karşılaştırma meselesi. Dolayısıyla bilgi haznini geliştireceksin. Evet. Yani bir tohumun yerel tohum mu yoksa hibrit tohum mu olduğunu öğrenmenin bir manası yok. Ne Yani olduğunu tohumu çünkü ne bilmiyorsan. olduğunu bilmiyorsan. Evet. Dolayısıyla buna bir emek harcayacaksın. Ve bunun bedelini ödeyeceksin. Parasal ya da şey ne, parasal nedir? Oraya gitmek. Orada vakit geçirmek. O orada geçirdiğin vakitle başka bir şey yapamamanın bedelini ödemek Evet. belki. Ondan sonra falan pişman. De ya da bunu yapamıyorsan, kendin üretemiyorsun. Bunu üretene bu emeği vermiyorsun, tanışmıyorsun. O zaman bu hizmeti senin için yapan kimse ona para verdi. Yani onun bedelini ödemek. Ne bu mesela? Hani organik tarım. Organik tarım nedir? Dünyanın en harika tarım biçimi. Hayır, kesinlikle değil. Ama organik tarımın getirdiği yenilik ve ekstra şey şu. Organik sertifika kuruluşu bir kişinin işte yaptığı üretimde kimyasal kullanılmadığını, sentetik kimyasal kullanılmadığını, belli tarımsal temelde toprak koruyucu vesaire neyse işte bitki koruyucu, doğal yöntemlerin kullanıldığını, tohumlarının kaynaklarının ne olduğunu, tarım yaparken tarlada ne zaman ne yaptığı bilgisine ulaşabilme metodolojisi ve bunun kayıt altına alındığı bir süreç, kontrol ve sertifikasyon. Bu aslında insan kendi gıdasını üretmiyorsa, ya da üretenle tanışmıyorsa, üretenle olan ilişkisine emek vermiyorsa, işte o zaman organik sertifika sana bunu yapıyor. Yani ne kadar yapıyor? Kendi sınırları içinde yapıyor. Sen o bilgiye ulaşabilir hale geliyorsun. Biliyorsun ki o öyle bir bilgi var. Ve o onun sertifikası. Dolayısıyla şeye gelelim. Organik ürün diğerlerinden daha pahalı. Hayır değil. Öbürü daha ucuz. Neden ucuz? Bu soruyu sor. Yani beslenme bölümünde Evet. konuşmuştuk zannedersem. Çünkü neden? Bunun garantisini vermiyor. Bu bedel o. Ama pek çok açıdan da aslında pahalı da değil yani bu arada artık. Ama buradaki hikaye gerçekten burada ne demiş? Bu bedeli ödüyorum. Emin olmak için gerekli Gerekli bedel. olan bedeli ödüyorum. %10, %85 ve üstü. Tabii gıda üzerinden verdik örneği ama bu aslında hayatımızdaki pek çok ürün ve hizmet için de geçerli. Aslında bu altıncı maddede de altını çizmiştik. Üretim için gerekli girdi bilgi hizmetin aşağıdaki oranına maddi bedel ödüyorum demişti. Tam aksi yani şey burada hani azaltmaya çalışıyorduk ödediğimiz maddi bedeli. Burada da Büyük şey yapıyoruz. bilgiyi arttırmaya çalışıyoruz. Yani işte ona ayırdığımız vakti nereden gelip o hizmetin kim tarafından üretildiğine o bilgiye ulaşmaya harcadığımız vakti arttırıyoruz. Yani aslında maddi karşılığı azaltıp vakti ve işte enerjiyi oraya vermeyi Veriyoruz ve arttırıyoruz. bilgimizi arttırıyoruz. Bilgimizi arttırıyoruz ve Yani bu her ikisinde de aslında bilgi ön arttırmakla planda. ilgili bir şey Evet. var. Ve yani bu aslında bizim yani insani yanımızı da arttırıyor aslında. Hani o işte para verip hizmet alma o sonsuz kaynakta yaşıyormuşuz algısı gibi şeyler. İşte bu bilgisizlik yani bilgiye ya benim onu bilmeme gerek yok mantığıyla birazcık
ortaya çıkmış durumlar. Sanki bu iki maddede hani oradan birazcık sıyrılmayı önermiş. Evet, benim onu bilmeme gerek yok gerçekten. Cehalet 5-0 davranışı. Yani çünkü şey de var. Mesela yıllar önce ben uçak şirketi, ismini vermeyeyim şimdi yani. En büyük uçak şirketi. Şey geldi, işte kumanya veriyorlar ya. Ondan sonra yani kaçıyorsun paket paket içinde paket paket içinde paket paket. Ondan sonra yani sonuçta bir tane sandviç, bir tane bir içecek bir şey veriyor, meyve suyu, onun bir de bir tatlı bir şey var. Yani sonunda bir baktım kocaman bir çöp yığını böyle kaldı. Bir yediğim gıdaların içine de bakıyoruz işte ne var içinde bilmem ne. Yok işte bütün şeyler, katkı maddeleri yok, şunlar bunlar vesaire bir sürü. Sonra bir mektup yazdım ben. Dedim işte sayın ilgiliye, hani bu catering meselemiz. Aslında hani yolcularınıza iyi bir hizmet verdiğinizi iddia ediyorsunuz ama sonuçta bir sürü çöp üretiliyor ve içerik de çok şey yani zararlı hani şeylerden düşünüyorum. Gelen cevap şu, şöyle bir cevap geldi. Cevap geldi bu arada. İşte teşekkür ederiz. Verdiğiniz şeyler Sağlık Bakanlığı standartlarına uygundur falan gibi böyle Bu bir şey geldi. yeterli. Ha, bu yeterli. Yani onu yiyince hemen ölmüyorsun. Ya yani onu anlıyoruz. Ona güvenebiliyoruz. Hemen ölmüyoruz. Zehirli değil yani. Yani ya, o O an değil. anda O an zehirli için değil. zehirli değil. Yani onu biliyoruz. Ama içinde glutamatlar, Aslında var sodyum zehri. glutamatlar, glikoz şurupları falan bir sürü şeyler var. Oradaki şeyle yani Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı standartlarına göre bir şeyin sağlıksız olmadığını diyelim. Yani senin için zararlı olmadığını o an için biliyor olmak aslında yani külliyen bir cehalet. Çünkü o işi sen ona versin. Yani sen bana güven ver. Yani niye versin? Veremez ki. Yani nereden bilsin Tarım Bakanlığı benim neye ihtiyacım olduğunu? Yani o beslenme bölümünde konuşmuştuk ya. Yani bir standart durum var ama yaşamın kendisinde bir standart yok. Yani sağlık konusu, şu ekosistem konuları, ekolojik hikayelerin hepsini belli bir şeyde konuşamazsak yani o zaman işte yani standart meselesi de aynen toplu taşım gibi, seri üretim gibi standart konusu da çok önemli bir sistemin bozuk taraflarından biri. Yani sistemin bozulmasına neden olan taraflardan biri yani standart. Kesinlikle. Ya zaten işte bir takım işleri birilerine atamak da yine bu ölçek problemi. Yani çok popülasyon büyük bir yaşam içerisinde olduğumuz için artık hani birçok şeye tek başına insan yetemez oluyor. Ya aslında insan birçok şeye tek başına hakikaten yetemez. Hani en azından bir aile gerekiyor. Hani en geleneksel yaşama gidecek olursak bile bir aile gerekiyor, bir topluluk gerekiyor, bir mahalle. Hani birbirine destek olmak güzel ama o belli bir ölçüye kadar iyi çalışıyor. Ama öyle bir ölçekte yaşıyoruz ki senin ne yediğine ve onun işte zehirsiz olduğuna Sağlık Bakanlığı karar veriyor ama dediğin gibi hani bu ne kadar geçerli bir karar. O ölçek büyümesinden dolayı bu noktadayız şu anda ama yani bu hani dediğin gibi buna ne denir? Buna kani olmak zorunda değiliz. Değiştirebileceğimiz durumlar var. Tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmek, bilgi edinmeye yönelmek, evet, emek istiyor. İşte bu maddede de o emeği arttırmaktan bahsediyor. Ve son aşamaya geliyoruz üretirken kısmında. Ayak izi çok düşük olan yeni bir üretim modelini hayata geçirmek için mali kaynaklarımın, gelirimin aşağıdaki oranını yatırırım. Minimum temel ihtiyaçlarımı ayırdıktan sonra. Orada ürkütmek Ürkütmek istememiş. isterim. Evet. %5'ten %60 ve üstü. Yani diyor ki ne kadar diyor bu diyor hayatı ne kadar istiyorsun ne kadarın bedelini ödersin diyor yani. Ne kadar ödersen o kadar aslında. Ne kadar ekmek o kadar köfte değil mi? Böyle bir laf vardı değil mi?
Yani %5 verirsen öyle, ama %60 verirsen aslında. Çünkü burada yeni bir üretim modelini hayata geçirmek için. Yani Onarıcı tarım gibi mi? onarıcı tarım gibi, gıda topluluğu kurmak gibi. Yani toprak ve toprağın üstünde gelişen bütün sosyal yapıları da bunun için. Bir kooperatif, bir gıda kooperatifi kurmak gibi. Tüketim ya da üretim kooperatifi. Bir pazar yeri kurmak gibi. Yani gıda özelinde, ekseninde diyelim. Bunu eğitime de koyabilirsin. Yani ekolojik ayak izi düşük bir eğitim. Ekolojik ayak izi düşük bir kıyafet Ulaşım modeli. da biraz önce Ulaşım konuştuğumuz. modeli. Ekolojik ayak izi. Yani üretim yapılan her alanda bunu hayata geçirmek için mali kaynaklarımız, yani bu modelin, çünkü modellere Yeni ihtiyacımız var. modellere ihtiyacımız var. Her konuda Evet. Her aslında. konuda modele ihtiyaç var. Model ne? Kendi içinde işliyor, bak bir şekilde işliyor. Onu işletmeye çalışan insanlar var. Bir mekanizma oturmuş. Yani deniyor, yanılıyor. Deniyor, yanılıyor. Yani şu anda çünkü geçiş zamanını yaşadığımız için, işte diyoruz ya, onarım paradigması diyoruz. İşte bir sürü şey değişiyor. Ekonomik düzen, sosyal düzen, kültürel bir yıkım var aynı zamanda. Yani sadece şey değil, yani hani binaların yıkılması deprem değil. Aslında çok daha önceden başlamış bir yıkım süreci içerisinde. Doğanın yıkımıyla görünür hale gelmiş. İşte sağlık sisteminin, eğitim sisteminin, bütün sistemlerin çöktüğünü bir görüyoruz. Yani medeniyetimizin Medeniyeti ayakta tutan bütün şeyler çöküyor aslında. O yapı çöküyor. Dolayısıyla bir yıkım süreci içerisinde dünya ve insan toplumu, daha doğrusu dünya demeyelim, kendimizi o kadar önemsemeyelim. Dolayısıyla yeni üretim modellerine ihtiyaç var. Ve yıkılırken bir şey, zaten bir şeyi yapmak çok mümkün değil. Yıkılsın bitsin, ondan sonra anca, değil mi? Tam anlamıyla bir şey yapabiliriz. Doğal. Ama şunu yapmak mümkün. İşte ne o? Yani modeller yapalım. İçinde deneyim kazanacağımız, tekamül edeceğimiz, bilincimizi, bilgi alanımızı yükselteceğimiz yeni deneyim alanları açalım, yapalım. Dolayısıyla bu çok kıymetli. Çok çok kıymetli. Yani buna %60 ve üstü dediğin, yani bütün varlığını verebilirsin yani aslında. O kadar kıymetli bir şeyden Aslında öyle. bahsediyoruz. Yani aslında burada özetle dünya işte yani herkesin tabii bakış açısı farklı ama dünya ya yiyip içip hayatta kalıp bir noktada hayatta kalma eşiğini aşıp ölmek için gelmiyoruz. Birazcık bir şeyleri sistemi geliştirmek için geliyoruz yani. Biraz her şeyi devletten beklememek lazım şeyi var Ben de bu hiçbir kitabın şey genelinde. Ya yani hiçbir beklemesin şey beklememek lazım dahi. bence. Her Hani şeyi kendin yapıyorsun aynen yani. öyle. Bu kitabın ve genel ekolojik bakış açısının bence bir yeri bu. Yani hiçbir şeyi işte devletten, bir yöneticiden, bir şeyden beklememek, kendin yeni çözümler üretmek, yeni modeller geliştirmek. Bu da senin dediğin gibi insanı diri tutan bir şey yani aslında hayat amacı olan bir şey. Hayatı anlamlı kılan bir şey diye düşünüyorum. Hem yani mütevazilik çok önemli. Yani tabii böyle kabarık abarık şeylere de ihtiyacımız var, yani bir şeyin ne kadar kudretli ve büyük olduğunu anlayabilmek için. Ama herkesin öyle olmasına gerek yok yani. Dolayısıyla yani alçak gönüllü olmak, mütevazi olmak, daha az da yetinir hale gelmek, ki bunu hani biz yapmazsak eğer, zaten doğru bir şekilde yapacağız. Yani ama bunu bile isteye yapma hali, işte o gönüllü sadelik halinde olmak. Sanırım burada belki dengeyi oluşturmaya değil de bile kavramaya biraz yardımcı olur. Kesinlikle. Evet, üretirken kısmımızda sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.